Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Four Seasons otelin önündeyim çünkü şu anda içeride Xiaomi'nin Türkiye lansmanı yapılıyor. Yeni A2, Mi A2 modeli Türkiye'de resmi olarak satışa başladı bugün. Ve Xiaomi'de resmi olarak Türkiye'ye geleceğini ve nasıl geleceğini açıkladı. Yakında Vadi İstanbul ve Forum İstanbul'da yeni mağazaları açılacak. Vadi İstanbul'daki mağazası Eylül ayı içerisinde, 2018 Eylül'de açılacak. Ve ülkemize gelmesi beni çok sevindirdi. Zaten sizler de severek Xiaomi'yi takip ediyorsunuz biliyorum. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. İçeride hem telefona göz atacağız hem de orada yetkili birkaç kişi bulup sizler için birkaç soru daha soracağım ve gerçekten sevindirici haberler bizleri bekliyor. Bu dolar kurunda, bugünümüzdeki şartlarda bu telefonun ülkemize geliyor olması beni sevindirdi. Xiaomi Mi A2'nin fiyatı da 2600 TL ve 2100 TL olarak konumlandırılmış durumda. Birazdan detaylardan bahsedeceğim. Hadi gelin içeri geçelim. Evet, şimdi yanımızda EBO Genel Müdür Yardımcısı Onur Bey var. Merhaba. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Resmi olarak artık ülkenizde Xiaomi distribütörsünüz. Doğrudur. Ve yeni modelinizi tanıttınız. Evet, doğru. Öncelikle sizden Xiaomi'nin Türkiye'ye gelmesi hakkındaki yorumlarınızı, ardından da telefon hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Xiaomi tabii Türkiye'deki son kullanıcılar tarafından çok sevilen ve çok beklenen bir marka. Ama bugüne kadar getirilme yöntemleri biraz daha farklıydı. Evet. Bugün artık bu lansmanla beraber Türkiye'deki yetkili distribütörü sayesinde son kullanıcılara bu sevdikleri markayı en doğru yöntemlerle sunuyor olacağız açıkçası. Dediğim gibi hani Xiaomi tüm dünyada hızla büyüyen markalardan bir tanesi. Ben de bu tarafta Türkiye pazarında da aynı şekilde hızla büyüyeceğini düşünüyorum. Mi A2 için de yani gerçekten ürünü sen de gördün. Evet, ben de gördüm. Fiyat performansı da çok dolu bir cihaz. Aynen öyle. Fiyat performansı olarak yani fiyatı orta seviye bir cihaz fiyatı. Tabii ki bugünkü konjonktürden bahsediyorum. Ama sunduğu özellikler gerçekten yüksek. En üst seviye. Tekrardan tebrik ediyorum. Umarım bol satışlı, bol güzel bir İnşallah. Yıl geçersin için. İnşallah. Mağazanızın açılışını da heyecanla bekliyoruz. Orada evet, gelip orayı ziyaret etmek istiyoruz. Onunla da ilgili bir şey söyleyeyim isterseniz. İki tane mağaza açıyoruz. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi Vadi İstanbul'da. Evet, İlk açılacak mağaza o. Evet, sağ olsunlar arkadaşlar teveccüh gösteriyorlar. Evet. Geliyorlar. Kapalı. Aynen, kapalı olsun. Orada yetiyoruz. İkincisi de Forum İstanbul'da. Evet. Vadi İstanbul'daki tahminimce Eylül ayının ikinci haftası, üçüncü haftası gibi tahmin ediyoruz şu andaki durumda. Çünkü biz orayı tam hazır olmadan açmak istemiyoruz. Yani dekorasyondu vesaireydi dışında biz oradaki tüm ekosistem ürünlerini içeride bulundurmak istiyoruz. O nedenle böyle bir beklentimiz var. Onun dışında Forum İstanbul'da yine 2018 yılı içerisinde belki Ekim sonu, belki Kasım sonu gibi şu anda planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım herkesin hayırlısı olur. İnşallah. Daha yeni cihazları da bekliyoruz. Mi 8'de sürpriz olsun diye. Sürpriz olsun. İnsanlara şimdiden bilgisini veririm. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Dostlar, şimdi size Xiaomi'nin Türkiye'de yeni getirdiği Mi A2 modelini göstereceğim. Biraz bahsedeceğim. Zaten incelemesini gerçekleştiririz diye düşünüyorum. O yüzden burada kısaca hem gösterip hem de kısa detaylı olarak böyle özetinden bahsedeyim. En çok vurgulanan noktası tasarımı ve kamerası olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta 20 megapiksellik bir kamerası var. Arka tarafta ise 20+12 megapiksellik gerçekten iyi bir kamerası var. Şurada siyah rengi var. Onu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi siyah rengi de güzel. Bir de mavisi var. Mavisi belki gelmemiş olabilir. Ekran 6 inç büyüklüğünde 18:9 bir ekran formatına sahip. Android, saf Android ile beraber geliyor. Bu da yine güzel bir ayrıntı. Global olarak hem güncelleme desteğini alacağı hem de insanların hoşuna gideceği bir cihaz olacak. Telefonun fiyatı biraz tartışılacak gibi. 2600 TL bandında bir fiyatı var. Bu arada burada telefon geldi. 2600 TL tarafında bir fiyatı olacak. İlk başta ilk ay Teknosa'dan alırsanız 2100 TL'ye satılacak bu telefon. İlk izlenim olarak telefonu beğendiğimi, fiyat performans tarafında iyi bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Garanti olarak da EVO garantisinin altında Genpa'da cihazı servise sokabileceksiniz isterseniz de. Bakalım hayırlısı olsun. Yeni modelleri bekliyoruz. Mağazalar açılacak zaten. İlkten Vadi İstanbul'da bir mağaza açılacak dediğim gibi. Bu telefon orada direkt satışta olacak. Yeni modellerde ilerleyen zamanlarda yine o mağazalarda olacak ve mağazalarda telefon dışında aksesuarlar da olacak. İşte Xiaomi'nin kılıflarından, işte selfie çubuklarından birçok üründe o mağazada olacak. Şimdi Tekno Seyir'den Murat abiyleyiz. Murat abi, Türkiye'ye gelmesi hakkında ne düşünüyorsun Xiaomi'nin? Valla Xiaomi zaten Türkiye'deydi. Sıkıntı resmi olarak birilerinin getirmesiydi. Açıklanan doğruysa işte EVO resmi olarak uzun süre
herhalde onlar getirecek. Hani şey bilmiyorum, başkası da getirir mi Evofon getirmesine rağmen. O konular karışıktır her zaman. Ama şu anda adamlar hani iyi hazırlanmışlar. Hani hologramlarına kadar yapmışlar. Evet, evet. Mağazalar açılıyor. Evet. Artık demek ki Evofon'la alınacak Xiaomi denilebilir. Bence bundan sonra ya belki farklı firmalar da katılacaktır arasında. Yani yine distribütör olarak. Ama onun en sonunda da Xiaomi direkt resmi olarak bence gelecek ve bunun için bir ön hazırlık diyebiliriz buna. Yani Evo altında Xiaomi'nin bir hazırlığı da olabilir. Şey, senin benim için Xiaomi'nin resmi olarak burada olup olmaması çok dert değil. Ben şey, teknik servisin doğru düzgün veriyorum. Kim veriyor? Doğru. Xiaomi gerçekten gelse bile Çin'den teknik servis getirmiyor zaten. Evet, buraya. Kesinlikle. Birileriyle anlaşıyor. İşte burada da Genpa ile anlaşılmış. Aynen öyle. Bundan sonra bizim tüketici için önemli olan şey şu. Bu alet bulunabilecek mi kolay kolay? Fiziki olarak gidip görebilecek mi? Evet. Göreceğim. Bozulduğu zaman tamir edilecek mi? Onu zaman gösterecek. Evet. Yani o teknik servislerin performansını zamanla anlayacağız. Ama peki, iyi bir şey tabii. Telefonun fiyatı nasıl bulun bu dolar kurumda? 2600 dediler, sonra Teknosa da bir aylık 2100 TL, 2300 TL. Ya bu moda oldu. Ben açıkçası sevmiyorum bu işi. Bütün telefonlar, hepsi bunu yapıyor. Asus'u da yapıyor. Evet, yapıyorlar. Sırf haber olmak için yapılıyor. Evet. Çünkü şu an buradaki bütün basın bu telefonun fiyatını 2200 lira diye yazacak. Evet. Daha sonra 2600'e çıktığında kimse bunu yazmayacak. Evet. O yüzden ben bunu çok doğru bulmuyorum. Bir ay dediler. Bir ay sonra muhtemelen bu fiyat değişecek. Evet, kesinlikle ben de katılıyorum. Valla orta seviye bir telefon sonuç itibariyle. Kesinlikle. Orta seviye telefonun fiyatı da bu fiyatta olur. Yani burada Xiaomi çok ucuza satıyor diyemeyiz. Normali bu zaten. Bu fiyata satılması gerekiyordu. Teşekkür ederim Murat abi. Yani kendine iyi bak. Eyvallah. Görüşürüz. Evet, şimdi de yanımda Ardan Papuççan. Papuççan iki çeyli. Papuççan zor. Evet. Oraya hiç girmem. Oraya hiç girmiyorum. Oraya hiç girmem. Abi Türkiye geldi Xiaomi resmi olarak artık ve bir fiyat açıklandı. Öncelikle Xiaomi'nin gelmesi hakkındaki düşüncen. Xiaomi'nin gelmesi gerçekten çok mutluluk verici. Uzun zamandır bekliyorduk aslında Xiaomi'yi. Çünkü hani sadece Çin değil, artık dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri Xiaomi. Sadece bir telefon üreticisi de değil, önemli olan aslında. Ve tüm ürünleri gelecek, yani çok büyük çeşitlilik gelecek Türkiye'de olacak, onu da öğrendik. Şimdi Mi A2 ile başladılar. Evet. Bir fiyatla açıkladılar dediğin gibi. 2199 ile kısıtlı 2600. Bir süre için. Yani aslında 2599 ama kısıtlı bir süre için Teknosa'da 2199'a satılacak. Çok iyi bir fiyat aslında. Yani özellikleri düşündüğünde oldukça başarılı bir telefon çünkü. Umarız insanlar faydalanır çünkü ithalatçı garantili gelmesi hoş bir şey değil. Garantisi sıkıntı çıkabilir. Şimdi Genpa garanti. Direkt resmi bir garantisi var, direkt Xiaomi ile. Ya bir en azından iletişimde olacağınız bir insan olacak karşınızda. Kesinlikle. Daha, daha büyük bir insanlar tarafından sevilecek bir taraf oldu. Yani garanti herkes soruyordu. Aynen öyle. Umarım diğer modeller de gelir o zaman. Yakın zamanda gelecek. Falan da gelir, şimdi Eylül tease edildi. Evet. Mi 8 gelebilir. En çok tabii ki Mi 8 merak ediyor. Evet. Onu da inşallah gelir de inceleriz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendine iyi bak. Evet, şimdi Erdi Özdağ yanımda ve Erdi abi. Xiaomi Türkiye'ye geldi. Bu arada çok güzel işler yapıyorsun. Teşekkür Seni severek izliyorum. Çok teşekkürler. Yoluna devam. Xiaomi Türkiye'ye geldi. Resmi olarak artık adını duyurdu ve yeni A2 modelini tanıttı burada. Öncelikle Xiaomi Türkiye'ye gelmesi hakkında senin yorumun şimdi ne? Şöyle söyleyelim. Burada Xiaomi'nin resmi distribütörü Evofon'un lansmanı izledi burada. Xiaomi'nin kendinden daha önce İspanya'da ya da Fransa'da yaptığı lansman henüz burada yapılmadı. Marka lansmanı henüz yapmadılar. Benim burada yetkililerden öğrendiğim kadarıyla operatör tarafındaki işbirlikleri sonuçlanırsa, çünkü operatör kanalına girmek istiyorlar. Hatta ismini veren Turkcell'de olmak istiyorlar. Çünkü operatörlerin toplamdaki satışı büyük bir rakam temsil ediyor. Kesinlikle. Ve Xiaomi istiyor ki geniş kitlelere ulaşabilmek adına operatörde de olayım. Hem operatör kanalındaki işbirliği hem de kuru da takip ediyorlar muhtemelen. Ona bağlı olarak muhtemelen belki Eylül sonu 2 Mayı gibi Türkiye'de bir marka lansmanı, o Fransa'da, İspanya'daki gibi, yani Çin'den üst düzey yöneticilerine geldiği belki bir lansman yapacaklar. Burada resmi distribütör lansmanı yapıldı. Evofon olmuş resmi distribütör. Öncelikle şunu söyleyelim. Lansmanı yapan genel müdür yardımcısı Onur Çoğun'u ben bayağıdır tanıyorum. Nvidia'nın Türk yapısını açan, daha sonra Lenovo'da da mobil satışın başında olan bir kişi. Yani sektörde bilen birisi. Söyledikleri şey şu: biz resmi distribütörüz. Zaten biz bunu aylar öncesinden biliyorduk, konuşuyorduk. Buranın bir ön ayak olması da bir gerçek. Yani Xiaomi'nin Türkiye'ye gelmesi için bir izleyecekler, bakacaklar ne tepki veriyor insanlar. Ona göre kendileri daha hızlı. Şimdi bak, sen de gördün, burada zaten Çin'i yöneticiler, Xiaomi çalışanları da var. Xiaomi çalışanları var. Bölgesel tüm satışlar, go to market dediğimiz ürünlerin ülkeye gelmesi ve satışa gitmesi konusundaki yetkililer de zaten buradaydı. Şimdi böyle bir işbirliği var. Sonuçta beraber yapıyorlar ve Teknosa'yla da bir özel işbirliği geliştirmişler burada. A2 modeli mesela belli bir süre boyunca Teknosa'da, bir ay boyunca galiba, özel bir fiyatla satılıyor olacak. Dolayısıyla bu bir başlangıç. Sonuçta bir şeyleri deniyorlar, bir şeyleri test ediyorlar. Bugün mağazaları söyleyeyim sana. Şimdi mağaza konusu önemli. İki tane Mi Store açacağını zaten daha önceden de paylaşmıştık. İşte Forum İstanbul, Vadi İstanbul gibi. Bana yine Evofon'dan Onur'un söyleyişi, ortak kurmuşlar. Xiaomi ve Evofon'un ortaklığıyla açacak mağazalar bunlar. Yine onunla ilgili de bana sorular gelmiş. Xiaomi'nin kendi mağazaları değil, işte bunları böyle mağaza görmemek lazım tarzında. Önce şunu söyleyelim. Sonuçta Xiaomi'nin zaten
çalışma prensibi bu şekilde. Evet. Bugün mesela MR alışveriş merkezinde Samsung'un deneyim merkezi olarak tanımladığı büyük bir mağazası var. Belki görmüşsündür. Şimdi evet, evet, Bağdat kesinlikle. Caddesi'nde bayağı bir tane açıldı. Onun daha basın lansmanı yapmalar evet. yapacaklar. Orası da mesela yani çok büyük bir özel Samsung evet. mağazası. Ama mağazanın hiçbir sahibi Samsung değil. Evet. Ha, Samsung'un bir distribütörü aslında. Samsung işbirliği çerçevesinde geliştiriyor yani. Genelde bu tür bir mantaliteyle çalışıyorlar firmalar burada. Burada güzel olan şey şu, Xiaomi de burada ve dedikleri şey biz resmi olarak artık Türkiye'de de ticaretimizi başlattık. Hı-hı. Ürünler Xiaomi Türkiye garantili olarak gelecek. Hı-hı. Peki telefon hakkında düşünüyorsunuz. Fiyat, öncelikle fiyattan bahsedelim. Zaten özelliklerden ayrı videolarda zaten bahsedeceğiz. Fiyatı hakkındaki yorumunu merak ediyorum. Şimdi şöyle, A2'den bahsediyoruz. Hı-hı. Burada açıklanan fiyat, Teknosal yapılan özel anlaşma için 2199 lira oldu. Belli sınırlı bir süre için geçerliymiş. Evet. Bu sonrasında 2599 evet. lira olacak. Şimdi tabii ki A2 özelinde bir cihaz için düşündüğümüz zaman Türkiye'nin kendi koşullarından bağımsız olarak söylüyorum. Fiyat bana yüksek geldi. Benim gönlümden evet, geçen 2000 liranın altıydı. Bana da 1999 sene olsaydı çok daha makul olurdu. Hatta ben şimdi çünkü Grey'de satılan cihazlara da bakıyorum. İşte Mi Note 3'ün fiyatı 1500 liraya kadar düşmüş bir ara. Mi 6'lar 1700 liraya kadar düştü. A noktası mesela ben sana geliyorum. Diyorum kardeşim benim cihazım sen mağazalarını satar mısın? Abi sattım her cihazdan %20 alırım diyorsun. Evet. Ya da %15 alırım. Evet. Bu bir maliyet ek maliyet unsuru getiriyor. Türkiye'deki vergiler var. Kurdaki hareketlilik var. Bu, ne olursa olsun bunlar bunun karşılığı mıdır? Hı. İşin ticaretini biz bilmiyoruz. Arada kar marjı nedir ne değildir? Bunlara bir sakin değiliz. Ama benim gönlümden geçen A2'nin 2 liranın altında bir fiyatlandırmayla çıkması gönlümdeydi. Bakalım zaten piyasa bir tepki verecek, kullanıcılar bir tepki verecek. İstedikleri noktaya gelmezse satışlar fiyatı ayarlayabilirler diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Çünkü benim gönlümden geçen dediğim gibi 2000 liraydı. Ama Türkiye için koydukları fiyat bu şekilde oldu. Dediğim gibi piyasa zaten buna tepkisini verecektir. Evet. Ama 2000 liranın altında olsaydı eğer fiyatı... Çok ciddi bir rakip olurdu. Çok ciddi bir rakip olurdu çünkü... Türkiye'de. Yani yazılım, kasa, donanım, performans olarak da güzel bir cihaz. Hani süper orta sınıf dediğimiz cihazın karşılığı aslında bu. Evet ama fiyat tarafında onu karşılayamayabilir. Fiyat tarafında onu karşılayabilir ama şimdi firmaların da yavaş yavaş zam yaptığını görüştü. Burada Samsung'un zam yaptığı konuşuluyor. Zaten olursa mesela. Zam yani yaparsa o zaman tamam denebilir. İşte baktığında diğer telefonların da fiyatı ister istemez artınca tamam diyeceğiz ve susacağız. Bu telefon normal bir fiyat diyeceğiz artık. Ona götürecekler yani bizim. Yani tabii gönlümüzden geçen doların tabii ki hani düşmesi. Yine... düşmesi mümkün olan en düşük seviyeye evet. gelerek. Bunu çünkü istediğin bu cihazlar tutsan dövizle geliyor evet, buraya. Evet, evet. Ben cihaz olarak konuşayım. Cihaz olarak güzel bir cihaz. Cihaz güzel. Hani orta sınıfta gerçekten yazılım güncelleme garantisi isteyen, saf Android deneyimi isteyenler için güzel ama Xiaomi ekosistemleri şöyle var. Bazı kullanıcılar da MIUI arayüzünü çok evet, seviyorlar evet, mesela. Evet. Android çok sade geliyor. Hiçbir şey yok bunda deyip şey yapabiliyorlar. Öncesi de var. Ben mesela saf Android'i seviyorum. Mi 8 için açıklama yaptılar. Eylül ayında getireceğiz elden Mi 8. Tam tarih vermiyorlar ama yani 2500 lira Mi 2'ye koydularsa Mi 8 yani ben de rakam tavizyon korkutucu olmak ve yanlış örnekler vermek istemiyorum. Yani. Yok 5000'e çıkmaz zaten ben diyorum ama yani 4000'ler 4000 gibi. Rahat. 4000 ben rahat sana olur. Şöyle söyleyeyim. Benim kendim inceleme için aldığım Mi 8'i ben parasını ödeyerek aldım. Ben 3000 küsür lira para verdim bakıldığından ki ondan bu yana zaten kurda değişti. Ya umarım olmaz ya. Umarım olmaz. Umarım olmaz. Çünkü ben her videoda şu mesajı vermek istiyorum. Diyorum ki takipçilerimiz, bizi izleyenler, genç arkadaşlarımız, zar zor para biriktiren üniversiteli dostlarımız var. Kesinlikle. Daha alt yaş grubundaki kardeşlerimiz var. Ben istiyorum ki en iyi cihaza sahip olsunlar. Ve bu cihaza sahip olurken en düşük fiyatı ödesinler. Evet. Ama tabii ki gönlümüzden geçen şu Xiaomi çok iyi bir marka, çok evet. popüler bir marka. Yaptığın zaten sen de yaptığın içeriklerde görüyorsunuz. Xiaomi ile ilgili bir video ürettiğiniz zaman evet. kullanıcının verdiği tepkilerin hızlı tepkiyi zaten gözlüyorsundur. Umarım kullanıcılarımızın istediği, takipçilerin istediği fiyat seviyesinde tüm ürün grubunu çok yakın zamanda umarım Türkiye'de umarım. Görürüz. Halide abi çok teşekkür ederim. Ne demek? Yolun açık olsun. Çok sağ olasın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lansmandan çıktık ve eve geldik. Montaj yapmaya başlayacağım hemen. Kısaca lansmanı özetlemek istiyorum ama öncelikle herkese teşekkür ediyorum videomda bana destek oldukları için, yorumlarını yaptığı için. Ben çok fazla konuşamadım ama olsun. Çok güzel abilerimiz konuştu. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Artık Xiaomi resmi bir distribütör altında ülkemizde satışa başladı resmi olarak. Mağazası da çok yakında açılacak. Mağazaya da gideceğiz ve yeni telefonu da sizler için yakında inceleyeceğiz. Yeni Mi A2 modelini. Benim telefon çok hoşuma gitti. Fiyat olarak daha ucuz olmasını beklerdim. Çünkü yüksek bir fiyat geldi ama günümüzdeki maalesef ülkemizde yaşanan dolar kuruyla alakalı problemlerden dolayı normal sayılabilecek bir düzeyde ama 2000 TL bandında olmasını çok çok isterdim o telefonun. Biraz yüksek geldi. Teknosa'da ilk alanlar hızlı bir şekilde ucuz alabilecek. Artık yapacak bir şey yok çünkü diğer telefonların fiyatları da artıyor. Diğer telefonların fiyatları da arttığı için çok da bir şey değişmeyecek herhalde ama artık giriş seviyesi orta segment telefonları 2000 TL üzerinde alacağız. Bu telefonun rakip çok telefon var. Onlardan hiç bahsetmeyeceğim. İncelemesinde bahsedeceğim. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolar gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Xiaomi ülkemize gelmesi beni sevindirdi. Bu tarz güzel olayları da ülkemizde görmek beni sevindiriyor. İlerleyen zamanlarda direkt Xiaomi olarak da distribütör olmadan direkt Xiaomi olarak da Türkiye'ye gelecekler ve güzel, gurur verici haberler bizleri bekliyor diye tahmin ediyorum. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Hemen aşağı taraftan kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.